Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu logaritma arkadaşlar. Ve logaritma konusunu fazla uzatmadan da direkt konuya başlayalım isterseniz bu konuyu anlatmaya. Ki malum vaktiniz dar. Şimdi A bir pozitif reel sayı olacak. Tamam, A pozitif bir reel sayı ve birden de farklı olacak. Eğer sen reel sayılardan pozitif reel sayılara bir fonksiyon tanımlamış ve buna da f dediysen, bu f fonksiyonu fx eşittir a üzeri x biçimindeki bir fonksiyondur. Bakın ne demek istiyoruz? A sayısı burada, yani üstü sayı biçiminde düşünürseniz şu a sayısı ne olacakmış arkadaşlar? 1 pozitif olacak, pozitif reel sayı olacak ve ikinci bir kuralımız ise birden farklı olacak. İşte biz bu fonksiyona üstel fonksiyon diyoruz. Buradaki a'ya taban diyeceğiz. Bunu üstü sayılardan da biliyorsunuz. Bu tabandır. Bu da üsttür arkadaşlar. F fonksiyonu r'den r pozitife tanımlı. Fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunda a 1'den büyük olsun. X1 ve x2 reel sayıların, pozitif reel sayıların bir elemanı ve a da 1'den büyük olmak üzere. Eğer ki x2 x1'den küçükse a üzeri x1 de a üzeri x2'den küçüktür. Yani bu ne demek arkadaşlar? X'ler büyüdükçe ax'ler büyür. A üzeri x'ler büyür. Bu ne demek? Biz bunu daha önce fonksiyon dersinde tanımlamıştık ve buna demiştik ki artan fonksiyondur. Madem artan fonksiyon, bunun grafiği nasıl olacak? Bak şimdi a üzeri x fonksiyonunda sen x gördüğün yere 0'ı verirsen 1'den geçecektir mecburen. Demek ki eksi sonsuzda x ekseninde teğet olacak şekilde yükselecek ve bu şekilde eğimli bir şekilde artmaya devam edecek. İşte biz bu fonksiyonun grafiğine artan fonksiyon grafiği diyoruz ki a 1'den büyükken fonksiyonun grafiği budur diyoruz. Üstel fonksiyonun grafiği. Peki 1'den küçükse biz 1'den küçükse diyoruz da yukarıda dedik ki 0'dan da büyük olmak zorunda pozitif. Demek ki 0 ile 1 arasındaysa a'lar, bakın burada da gösteriyorum, 0 ile 1 arasındaysa o halde bizim fonksiyonumuz azalan olacak ve grafiği de artı sonsuzda x eksenine teğet olacak biçimde ve yine 0 için 1'den geçecek biçimde azalarak devam edecek. Bundan kaynaklı azalan fonksiyondur diyoruz sevgili gençler. Diğer tanımımız fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunun ters fonksiyonuna logaritma fonksiyonu denir. Logaritma fonksiyonunun kendi başına aslında bir tanımı bile yokmuş. Yani üstel fonksiyonu tanımlıyoruz. Üstel fonksiyonun gidip ters fonksiyonuna da logaritma fonksiyonu diyormuşuz. Demek ki biz üstel fonksiyonun tersini bulabildiğimiz zaman bunu yeni bir fonksiyon olarak keşfetmişiz ve buna logaritma fonksiyonu demişiz. Ve f'in tersinde x de logaritma a tabanında x'tir denilmiş. Demek ki ben artık şunu yazabileceğim. Y eşittir a üzeri x ise, tamam mı? Y eşittir a üzeri x ise, o halde arkadaşlar logaritma a tabanında y eşittir x'tir diyebilirim. Şimdi hocam bu nereden çıktı? Bu fonksiyonun tersi budur arkadaşlar. Sen her zaman şunu yapabilirsin. Tabanın üzerine şuradaki x'i koyarsan içeriye eşit olur. Bakın tabanın üzerine x'i koyarsak içeriye eşit olur. Şimdi ben bu logaritma a tabanında x eşittir y ifadesi olsun. Buna logaritmanın tabanı diyeceğim. Logaritmanın tabanı. Şu nedir arkadaşlar? Logaritmanın içidir. Şu nedir sevgili gençler? Bu da logaritmanın sonucudur. Demek ki ben tabanın üzerine sonucu alınca bu logaritmanın içine eşit olacak diyeceğim. İşte burada o eşitlik de gösterilmiş arkadaşlar. Bu her zaman sağlar mı? Her zaman sağlar. Tabii ki buradaki üstel fonksiyonsa. Yani üstel fonksiyon şartlarını sağlayacak ki ben üstel fonksiyonun şartlarında A1'den büyük ve A0'dan büyük ve 1'den farklıdır demiştim. Demek ki aynı şey buradaki logaritma fonksiyonu için de geçerli olacak. Neden? Çünkü buradaki A zaten buradaki A. Şimdi şöyle düşünelim. Burası pozitifse pozitif bir sayının hiçbir kuvveti negatif olur mu arkadaşlar? Olamaz. Sıfır olur mu arkadaşlar? Olamaz. O halde burada y de sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani logaritmanın içi daima sıfırdan büyük olmak zorundadır da diyebiliriz. Y eşittir logaritma a tabanında x ifadesini, a'ya logaritma fonksiyonunun tabanı, y'ye x'in a tabanındaki logaritması ya da sonucu diyeceğiz. Ha pardon, içi, özür dilerim. Y eşittir logaritma a tabanında x ifadesi, y eşittir, ha, bu şekilde okunur diye de burada belirtmişiz. Şimdi bir logaritmik ifadede taban verilmemişse tabana 10'dur diyeceğiz arkadaşlar.
Yani onluk sayı sisteminin getirdiği bir şey. Tabanı 10'dur diyeceğiz. Yani logaritma x ifadesi aslında logaritma 10 tabanında x demektir. Şöyle bir ifade gördüğün zaman bu buna eşit. 10 tabanında logaritmik fonksiyona bayağı logaritma fonksiyonu ya da bayağının diğer eş anlamlısı adi logaritma fonksiyonu diyeceğiz. Yani sıradan arkadaşlar. Bayağı demek, sıradan demek, adi demek, sıradan logaritma fonksiyonu diyeceğiz. Pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı fx eşittir logaritma 10 tabanında x'e ne diyecekmişiz? Bundan sonra log x şeklinde göstereceğiz. Yani logaritma 10 tabanında 2'ye log 2, logaritma 10 tabanında 5'e logaritma 5, yani log 5 diyebileceğiz kısaca. Geçtim bir diğer sayfama. Logaritma fonksiyonu pozitif reel sayılar kümesinden reel sayılar kümesine tanımlıdır. Yani sadece pozitif gerçek sayıların logaritması vardır. Ki ben az önce üstel fonksiyonu nereden nereye tanımlamıştım? R'den R artıya tanımlamıştım. O halde logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun tersi ise bunu da pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlayacağım. O zaman fx ve gx iki fonksiyon olmak üzere logaritma fx tabanında gx ifadesinin tanımlı olabilmesi için tabandaki fx'in pozitif reel sayılardan bir tanesi olması gerekiyor ama bir haricinde. Ve buradaki fx'in sıfırdan büyük ve birden farklı olması gerekiyor da diyebiliriz. İkisi aynı şey. Şu ikisi aynı şey arkadaşlar. Ve logaritmanın içi dediğimiz gx fonksiyonu da pozitif reel sayılardan seçilecek. Yani gx dediğimiz ifade sıfırdan büyük olmalı diyeceğiz. Şimdi şuna bir bakalım. Logaritma 2 tabanın logaritma 2 eksi x tabanında x kare eksi 5 x eksi 6 bu fonksiyonu tanımlı yapan en küçük 3 tane değişik tam sayının toplamı. Şimdi ne demiştik? Taban sıfırdan büyük olacak ve taban aynı zamanda birden farklı olacak demiştik. Bu eksi x'i diğer tarafa atarsan 2 sayısı x'ten büyük olacakmış. Ve ekstradan eksi x'i diğer tarafa 1'i bu tarafa atarsan 1 sayısı x'ten farklı olacakmış sevgili gençler. Yani x 1'den farklı ve 2'den küçük. Bu bir. İkincisi içerisi var ya, yani x kare eksi 5 x eksi 6. X kare eksi 5 x eksi 6 dediğimiz ifadede mecburen sıfırdan büyük olmak zorunda. Çünkü logaritmanın içi negatif veya sıfır olamaz diyeceğiz. Ben burayı x'e x, burayı da eksi 6'ya artı 1 diye açacak olursam eksi 1 ve artı 6 benim köklerim olur. Bir kök tablosu oluşturalım. Daha sonrasında eşitlik olmadığı için içlerini boş bırakacağım. Ve neyle başlamam gerekiyor? Artıyla. Sonra eksi ve sonra artı. Şimdi pozitif olan yerler istendiği için bir bu tarafı tarayacağım arkadaşlar. Bir de bu tarafı tarayacağım. E pekala. Benim x'lerim yukarıda gösterildiği gibi 2'den küçük mü olacakmış? Evet. 2 nerede? Burada. 2'den küçük olacaksa bu tarafla hiç işim kalmadı artık. Bu taraf gitti. Demek ki benim arayacağım x'ler burada. Birden de farklı olsun diyor. Zaten 2'den küçük ve şu turkuazla boyanılan bölgede zaten 1 yok. O halde buradaki en büyük sayılarım nedir? Eksi 2 vardır. Eksi 3 vardır. Ve eksi 4 vardır. O halde bizden bunların toplamı istenmiş. Eksi 2, eksi 3 ve eksi 4'ün toplamı eksi 9'dur sevgili gençler. A ve B sıfırdan büyük ve A 1'den farklı olmak üzere logaritma A tabanında B, C ancak ve ancak B eşittir A üzeri C. Yani tabanın üzerine sonucu getirince içeriye eşit olacak. A üzeri C eşittir B'dir diyeceğiz. Bunu sakın unutma. Peki iç içe logaritmalar olabilir mi? Tabii ki olabilir. Burada en dışarıdan başlayacaksın. Yani matematikte genelde tüm yapılan işlemlerde önce içi, önce içi, önce içi diye de gittik ya. Logaritmada önce dışarıdan başlayacaksın. Genel olarak. Şimdi 2 üzeri 3 içeriye eşit. Yani 8'e. 2 üzeri 3 demek ki logaritma x'e eşit. Peki 2 üzeri 3 kaçtı? 8. Peki log x nedir? Tabanı 10'dur. 10 üzeri 8 de x'e eşit olacak o zaman. 10 üzeri 8 eşittir x ise zaten bizden x istenmişti. Cevap denize olacaktır. Diğer örnek. Logaritma 3 tabanında 2 a bölü 2'ye eşit olduğuna göre 3 üzeri a eksi 1 işleminin sonucu nedir? Şimdi 3 üzeri a eksi 2 a bölü 2 eşittir 2 olacak. Her iki tarafın karesini alırsam, her iki tarafın karesini alırsak arkadaşlar, şu 2 ile şu 2 gider ve 3 üzeri a eşittir 2'nin karesinden 4 olur. Şimdi benden 3 üzeri a eksi 1 istenmiş. Bu ne demektir? 3 üzeri a bölü 3 değil midir arkadaşlar? Peki 3 üzeri a'yı ben kaç buldum? 4. Bu halde yerine yazarsak cevap ne olacakmış? 4 bölü 3 olacakmış diyebiliriz. Sağ üst tarafa geçiyorum. Şimdi sağ üst tarafta a sayısı pozitif reel sayı. Birden farklı bir pozitif reel sayı olmak üzere. Logaritma a tabanında a 1'dir.
Neden? Çünkü a üzeri 1 daima a'ya eşittir. Demek ki logaritmanın içi ve tabanı aynıysa bunların hepsi de x tabanında x 1, logaritma 10 tabanında 10 1. O halde logon 1'dir diyebiliriz, değil mi? Bunların hepsi 1'e eşittir diyebiliriz. Ve a tabanında 1 de 0'dır. Yani logaritmanın içi 1 ise sonuç 0'a eşittir. Neden? Çünkü a üzeri 0 her zaman 1'e eşittir diyeceğiz. X 0 ile pi bölü 2 arasından seçilmek üzere logaritma 4 tabanında tanjant x 0 ise bu x değeri kaçtır? Şimdi 4 üzeri 0 nereye eşit olacak? İçeriye. Yani tanjant x eşittir 4 üzeri 0 kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Tanjantın 1 olduğu 0 ile pi bölü 2 arasında hangi değer vardır? 45, yani pi bölü 4 vardır. O halde cevap da Bursa'dır diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. 2 üzeri 1 eşittir içerisi. Yani şuraya. 2 üzeri 1 kaç? 2 eşittir logaritma 3 tabanında x diyeceğim. Şimdi ne yapacağız? 3 üzeri 2 eşittir logaritmanın içi, yani x. O halde 3 üzeri 2 eşittir x ise x 9'dur diyeceğiz. Cevabımız da Denizli seçeneği olacak. X ve a 0'dan büyük ve a sayısı ekstradan 1'den farklı olmak üzere logaritma a tabanında x üzeri n eşittir n çarpı logaritma a tabanında x. En fazla kullanacağımız özelliklerden bir tanesi bu. Eğer senin elinde logaritmanın içinin bir kuvveti varsa bu kuvveti buradan kaldırıp logaritmanın başına katsayı olarak atabiliyorsun. Dolayısıyla bu n buradan gidiyor. N çarpı logaritma a tabanında x oluyor sevgili gençler. Uyarı: a birden farklı pozitif reel sayı ve x pozitif reel sayı, n de reel sayı olmak üzere logaritma a tabanında x üzeri n ile logaritma a tabanında x'in tamamının n'inci kuvveti birbirine eşit değildir arkadaşlar. Yani şunu diyoruz: logaritma a tabanında x üzeri n eşit değildir logaritma a tabanında x'in tamamının n'inci kuvvetine. Bu tamamının n'inci kuvvetidir. Burası sadece x'in kuvvetidir. Bunu mutlaka aklından çıkarmıyoruz. Logaritma 2 tabanında 16. Şimdi bunları şu şekilde çözelim bir. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4 yazarım. Eksi. Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi yazarım. Bir de artı. Logaritma 5 tabanında 5'in küpü yazarım. Sonrasındaki burada 4'ü, 2 ve 3'ü başa atarım. Yani 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 eksi. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Ve artı 3 çarpı logaritma 5 tabanında 5 derim. Bakın şurada gördüğümüz logaritma 2 tabanında 2, logaritma 3 tabanında 3 ve logaritma 5 tabanında 5'in hepsi de 1'dir. O halde ben bunları çarpım durumunda oldukları için görmezden gelebilirim. Çünkü hepsi 1'e eşit arkadaşlar. 4 kere 1 4, 2 kere 1 2, başında eksi var, artı bir de 3'ümüz vardı. Şurası 2, 3 eklersek kaç yapar? 5 yapar diyeceğiz. Ya da bunu şu şekilde de çözebilirsin. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır? 4. 3'ün kaçıncı kuvveti 9'dur? 2. Başında eksi vardı. 5'in kaçıncı kuvveti 125'tir? 3. Başında artı vardı. 4'ten 2'yi çıkarttım. 2. 3 ekledim. Sonuç 5 yaptı da diyebilirsin. Bir diğer örneğimiz. Y eşittir logaritma 5 tabanında 1 bölü x ve x eşittir 5 üzeri 7 olduğuna göre y'nin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi şuradaki logaritmanın tabanının üzerine ben y'yi yazınca nereye eşit olacak? 1 bölü x'e. Dolayısıyla 5 üzeri y eşittir 1 bölü x'tir diyebiliriz. Peki x neymiş? 5 üzeri 7. Yani 1 bölü 5 üzeri 7 de 5 üzeri y'ye eşitmiş. Peki ben bunu başka türlü nasıl yazabilirim? Bakın 5 üzeri y'yi başa yazdım. Şu ifadeyi ben 5 üzeri eksi 7 diye de yazabilirim. E benden y istenmişti. Demek ki y eksi 7'ye eşitmiş sevgili gençler. O halde cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Geçtim bir diğer sayfama. A birden farklı pozitif bir reel sayı. M ile n reel sayı. N sıfırdan farklı ve b pozitif reel sayı olmak üzere. Logaritma a üzeri n tabanında b üzeri m. Bakın zaten bu m'yi biz başa atabiliyorduk çarpım durumunda. Buradaki n'yi ise ters çevirip başa atıyorsun. Yani 1 bölü n çarpı m olmuş oluyor ki ben 1 bölü n ile m'yi de çarparsam zaten m bölü n ifadesi geçer elime. Demek ki ben logaritmanın katsayısı olarak burada üstleri ortadan kaldırıp, şuradaki üstleri ortadan kaldırıp direkt buraya m bölü n çarpı logaritma a tabanında b biçiminde yazabiliyormuşum sevgili gençler.
Şimdi diğer mevzu, örneğimize bakalım. Küp kökü a eşittir b üzeri 5 denmiş. Ben her iki tarafın küpünü alırsam şuradaki 3'ler kaybolacaktır. Dolayısıyla a sayısı eşittir 5 kere 3 b üzeri 15 yapar. Sonrasında bunu yerine yazalım. Yani logaritma, bakın burada a vardı. A kaçmış? B üzeri 15. B üzeri 15 tabanında kök b nedir arkadaşlar? B'nin 1 bölü 2. kuvvetidir. Şimdi şu 1 bölü 2'yi bu tarafa başa atalım. Sonra 15'i de ters çevirip başa atalım. Böylelikle elimizde ne kalsın? Sadece logaritma. Şunlar başa gitti artık. B tabanında b kaldı. Yani burası da zaten 1'dir. 1 bölü 2 ile 1 bölü 15'in sonucu, çarpımının sonucu yani 1 bölü 30 bize cevabı verecektir. Cevap Adana seçeneğidir diyebiliriz. Bir diğer soru. Kök 2 dediğimiz sayı 2 üzeri 1 bölü 2'dir. Yani logaritma 2 üzeri 1 bölü 2 tabanında 2'nin karesi artı logaritma şu 2'nin küp kökü nedir? 2 üzeri 1 bölü 3'tür. Tabanında 2 üzeri 3 diyebiliriz. Peki şu 2'yi başa 2 diye attım. Çarpı bu 1 bölü 2'yi ters çevirirsem 2 diye geçer. Çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı 3'ü başa 3 diye attım. Çarpı 1 bölü 3'ü de ters çevirirsem gene 3 diye geçer. Çarpı logaritma 2 tabanında 2 geldi. Bakın logaritma 2 tabanında 2'ler zaten 1'e eşit. Dolayısıyla 2 kere 2 4, 3 kere 3 9. Bunların toplamı sorulmuş bize. Cevap 13'tür diyebiliriz gönül rahatlığıyla. X ve y sıfırdan büyük olmak üzere pozitif gerçek sayıların çarpımının herhangi bir tabandaki logaritması bu sayıların o tabandaki logaritmaları toplamına eşittir diyoruz. Yani bunun Türkçe meali ne? Ya matematik meali ne diye soralım. Logaritma a tabanında x çarpı y, logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y'ye eşittir diyoruz. Yani tabanları aynı olan iki logaritmik ifade toplanırken bu içleri çarpıp bir araya getirip tek tabanda yazabilirsin diyoruz. O halde sevgili gençler, bakın burada logaritma 10 tabanında a artı b var. Logaritma a artı b diyeceğim ben buraya. Şimdi şurayı biraz düzenleyelim. Şu ifade şuna eşit midir? Logaritma, madem ben şuradaki 2'nin küpünü mesela buraya atabiliyorum ya, o zaman buradaki 3'ü de buraya atıp tekrar buraya 3 yazabilirim. O halde bu 3'ü aldım, a'nın kafasına attım. Yani logaritma a küp oldu artı logaritma b dedim. Şimdi bunların tabanlarının ikisi de 10 mu? 10. O zaman ben içlerini çarpıp tek logaritmik ifade şeklinde yazabilirim. Yani burayı logaritma a küp çarpı b biçiminde yazabilirim. Şimdi bakın 10 tabanında logaritma var, 10 tabanında logaritma var. O zaman bunlar birbirine eşitse bunların içleri de eşittir diyeceğiz. O halde a artı b dediğimiz ifade a küp çarpı b'ye eşit olacak. Bu b'yi karşıya fırlattım. Neden? Çünkü b'nin a türünden eşiti soruluyor. Ben b'yi yalnız bırakmaya çalışacağım. Peki a sayısı eşittir a küp çarpı b eksi b oldu. Bu da neye eşittir? B parantezinde a küp eksi 1'e. Bu da en başta söylediğimiz gibi a'ya mı eşittir arkadaşlar? Madem öyle, gelin şu ifadeyi a küp eksi 1'i burada çarpım durumundaydı. Karşıya bölüm olarak geçirelim. İse diyelim b eşittir a bölü a küp eksi 1 olur. Bakın bu şekilde b'nin a türünden eşitini bulmuş oldum. Yani cevabım c seçeneği oldu diyebiliriz sevgili gençler. Yukarı doğru çıkıyoruz. X ve y pozitif reel sayılardır. Logaritma x artı y de 1 artı logaritma x eksi y'ye eşit olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada logaritmik ifade var. Tabanı 10. Burasını da tabanı 10 ama buradaki 1 işi bozacak gibi görünüyor. Ama ben onu da logaritma şeklinde yazabilirim. Yani logaritma x artı y eşittir. O 1'i bu 10 tabanında, bu da 10 tabanında ya. Ben o 1'i logaritma 10 diye yazabilir miyim arkadaşlar? Sonuçta bu 1'dir. Artı logaritma x eksi y yazdım bakın. Sonrasında bunun tabanı 10 ve bunun tabanı 10 olduğu için içlerini çarparım. Yani logaritma x artı y eşittir. Logaritma 10x eksi 10y yazabilirim. Bunu yazdıktan sonra ikisinin de tabanları 10 olduğu için içleri birbirine eşittir diyeceğim. Yani x artı y 10x eksi 10y'ye eşittir. Yazalım onu da. X artı y eşittir 10x eksi 10y. Eksi 10y'yi bu tarafa, artı x'i de bu tarafa gönderirseniz 11y eşittir 9x yapacaktır. Benden x bölü y istenmiş. Demek ki y'yi bu tarafa bölüm olarak gönderirsem
9'u da bu tarafa bölüm olarak gönderirsem şu şekilde x bölü y ne olacakmış? 11 bölü 9 olacakmış. Yani cevabım Bursa'ymış diyebileceğim. Geçtim bir diğer örneğe. Logaritma 3 a'ya, logaritma 2 b'ye ve logaritma 5 c'ye eşitse logaritma 360 ifadesinin abc türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. 3'ten, 2'den ve 5'ten 360 elde etmeye çalışacağım. Yani bakın logaritma 2'ye ben logaritma 3 eklersem neyi elde etmiş olurum? Logaritma 6'yı. O halde ben bir tane daha logaritma 2 ve bir tane daha logaritma 3 eklersem bakın burası da log 6'dır. Log 6 artı log 6 ne yapar? Log 36 yapar. 36'yı elde ettiysem 360'ı hayli hayli elde ederim. Çünkü 10 katı. O halde ben buraya bir tane logaritma 2 ve bir tane logaritma 5 eklersem bakın burası da log 10 yapar. Topladığımız takdirde 6 kere 6 36 çarpı 10'dan logaritma 360 gelir. Peki buradaki logaritma 2'ler neydi arkadaşlar? B'ydi. Demek ki B artı B artı B var burada. Yani 3B artı. Buradaki logaritma 3'ler neydi arkadaşlar? Bu da A'ydı. Demek ki artı 2A. Ve artı şuradaki logaritma 5 de neydi? C'ydi. Demek ki bir de neyimiz varmış? Artı C. Yani cevap 3B artı 2A artı C'ymiş. O halde cevap Denizli'dir diyebiliriz. Geçtim bir sonraki soruma. Logaritma 10 faktöriyel eşittir a olduğuna göre logaritma 9 faktöriyel ifadesinin a türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Ben bu logaritma 10 faktöriyeli şu şekilde yazabilir miyim? Logaritma 9 faktöriyel artı logaritma 10 biçiminde yazarsam bunların içleri çarpılacağı için 10 faktöriyel yapar. Çünkü 9 faktöriyel ile 10'un çarpımı 10 faktöriyeldir. Peki şu bizden istenen ifade mi arkadaşlar? Evet. Peki şurası kaçtı? 1'di. Peki bu neydi arkadaşlar? Soruda vermiş A'ydı. Demek ki A eşittir. Soru işareti artı 1 ise demek ki arkadaşlar soru işareti A eksi 1'dir diyeceğiz. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Uygun iki sayının bölümünün herhangi bir tabandaki logaritması, bölünenin o tabandaki logaritması ile bölenin o tabandaki logaritmasının farkına eşittir. Yani arkadaşlar az önce tabanları aynı olan iki logaritmik ifade toplanırken içleri çarpılıyordu ya. Şimdi tabanları aynı olan iki logaritmanın farkı alınıyorsa içleri bölünerek yazılır sevgili gençler diyeceğiz. Uygulamalarına bakalım. Logaritma 2 bize a olarak verilmiş. Logaritma 0, logaritma 10 tabanında 0,015'ten logaritma 10 tabanında 0,003'ü çıkardığımız zaman bu eşitlik a türünden neye eşit olur diye sorulmuş. Şimdi arada çıkarma işlemi varsa ve bunların ikisinin de tabanı 10 olduğuna göre ben bunları böleceğim. Yani logaritma 0,0015 değil 0,15 bölü 0,003 diyeceğim. Bu ikisini böldüğüm zaman biri diğerinin 5 katı zaten log 5'e eşit olacak. Peki bizden aslında logaritma 5 mi istenmiş? Ben logaritma 10'un 1 olduğunu biliyorum. Ve bundan logaritma 2'yi çıkardığım zaman logaritma 5'in kalacağını da bilirim. Neden? Çünkü 10'u 2'ye bölüyorduk normalde. Peki log 10 kaçtı arkadaşlar? 1. Logaritma 2 neydi? A'ydı. Demek ki logaritma 5 yani bize sorulan değer 1-A'ya eşitmiş. O halde cevabımız Ceyhan seçeneğidir diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. Logaritma 2a ise logaritma 2,5 ifadesinin a türünden eşiti nedir? Şimdi yine logaritma 10 üzerinden yürüyelim çünkü ben bunun 1 olduğunu biliyorum. Logaritma 10'dan logaritma 1'i 2'yi çıkardığım zaman şurası ne olur? Logaritma 5. Peki logaritma 5'i 5'ten ben yine logaritma 2 çıkarırsam 5'i 2'ye böldüğüm zaman 2,5 yapar mı? Yapar. Demek ki şurası neydi? A. Burası da A'ydı. Bu da neye eşit olur? Logaritma 5 bölü 2'ye. Yani logaritma 2,5'a eşit olur. O halde sevgili gençler 1 eksi a eksi a ne yapacaktır? 1 eksi 2 a yapacaktır. Bu da logaritma 2,5'a eşittir diyeceğiz. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacakmış. E sayısı yaklaşık olarak 2,718 olmak üzere tabanı e olan logaritma fonksiyonuna doğal logaritma fonksiyonu denir.
pozitif reel sayılardan yine reel sayılara tanımlıdır. Ve fx eşittir logaritma e tabanında x şeklinde ya da daha genel olarak %99 fx eşittir ln x de göstereceğiz. Yani şu ln x dediğimiz ifade var ya, aslında o logaritma e tabanında x'ten başkası değildir. Ve e görünce korkma, çünkü o zaten bir sayı arkadaşlar. Ve senin bu sayıyla çok da işin yok. Yani bunu 3 gibi, 5 gibi, 7 gibi bir rakam olarak düşüneceksin. Ona göre işlem yapacaksın. Ya da direkt kavradıysan konuyu ln x olarak göstereceksin. Neden ln diyoruz? Çünkü arkadaşlar bunun ismi doğal logaritmadır. Yani şudur arkadaşlar. Şöyle yazalım. Sanırım yanlış yazıyorsam kusura bakmayın. Şurası doğru da şu kısımda biraz yanılmış olabilirim. Ln buradan geliyor arkadaşlar. Doğal logaritmadan geliyor. Dolayısıyla biz buna ln demişiz sevgili gençler. Geçtik bir sonraki sorumuza. Ln x eşittir a ise, yani ln x eşittir a olduğuna göre logaritma x üzeri 5 ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi ben ln x'in a olduğunu biliyorum ya. Bunun tabanı ne arkadaşlar? E. Demek ki e üzeri a eşittir x'miş. Yani x neymiş? E üzeri a'ymış. Ben o zaman burada x gördüğüm yere bunu yazabilirim. Yani benden ne istenmiş? Logaritma x gördüğüm yere e üzeri a yazdım. Ve bunun da 5. kuvveti var elimizde. Bu da logaritma e üzeri, biliyorsunuz üssü sayının zaten bir de üssü varsa bunları çarpıyorduk. 5a diyeceğiz. O 5a'yı da üssü de kafaya atabiliyorduk. 5a çarpı logaritma e'ye eşitmiş bizim ifademiz. Demek ki cevap Ceyhan seçeneği olacakmış arkadaşlar. Geçtim sağ üst tarafa. Logaritma x'in bu sefer a'ya eşit olduğu verilmiş. Peki bunun tabanı nedir arkadaşlar? 10'dur. 10 üzeri a eşittir x olacak. Yani x'imiz neymiş? 10 üzeri a'ymış arkadaşlar. Bu 1. Benden istenen yerde x gördüğüm yere 10 üzeri a yazabilirim artık. Ln x gördüğüm yere 10 üzeri a yazdım. Ve bunun da bir de karesi var. Demek ki burası ln 10 üzeri 2a olacak. Ve ben bu 2a'yı başa atabilirim. Yani 2a çarpı ln 10 yazabiliriz artık biz cevabımıza. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. A 1'den farklı pozitif reel sayı ve x de pozitif reel sayı olmak üzere a üzeri logaritma a tabanında x, x'tir diyoruz. Aslında burada yaptığımız şey şu. A üzeri logaritma a tabanında x eşittir x'tir demişiz ya. Bakın buradaki a ile buradaki x'i biz yer değiştirebiliriz sevgili gençler. Nasıl mı? Şu şekilde x üzeri logaritma a tabanında a olur. Ki sen a tabanında a'nın zaten 1 olduğunu biliyorsun. Demek ki x üzeri 1'den geliyormuş bu x dediğimiz şey. Yani sen bir sayının a sayısının üzerinde logaritma b tabanında c varsa buradaki c ile buradaki a'yı yer değiştirme hakkına sahipsin diyeceğiz. O halde logaritma 3 tabanında 9 kaçtır arkadaşlar? 2. Yani bu soru aslında şuymuş. 10 üzeri logaritma 2 artı e üzeri ln 2'ymiş. Şimdi ben şuradaki 2 ile buradaki 10'u ve buradaki 2 ile buradaki e'nin yerini değiştirebilir miyim? Değiştiririm. Yani 2 üzeri logaritma 10 artı 2 üzeri ln e yazılabilir. Şimdi logaritma 10'un zaten 1 olduğunu biliyorsun. Peki ln e ne? Bunun tabanı ne? E tabanı da e kaça eşittir? 1'dir. Demek ki aslında bizden 2 artı 2 istenmiş. Yani cevabımız 4'tür diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bir diğer örneğimiz. 10 üzeri logaritma 3 artı 4 üzeri logaritma 2 tabanında 5 eksi e üzeri ln 2 işleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Buradaki 3 ile buradaki 10'un yerini değiştirirsen 3 üzeri logaritma 10 yapacaktır. Artı buradaki 5 ile buradaki 4'ün yerini değiştirirsen 5 üzeri logaritma 2 tabanında 4 yapacaktır. Ve eksi buradaki 2 ile buradaki e'nin yerini değiştirirsen 2 üzeri ln e yapacaktır. Şimdi logaritma 10 zaten 1. 2 tabanında 4 eşittir 2. Ln e zaten 1'di. Burası 3. Peki 5'in karesi kaç? 25. Ve son olarak eksi 2'miz var burada da. 3 ile 25'in toplamı 28. 2 çıkarırsak 26 yapar cevap. O halde cevabımız Denizli'dir diyebiliriz.
ABC pozitif reel sayı ve B de birden farklı olmak üzere A üzeri logaritma B tabanında C, C üzeri logaritma B tabanında A'ya eşittir. Zaten yukarıda bunu söylemiştik sevgili gençler. Gönül rahatlığıyla şunu yapabiliriz. Bakın burada x var, burada da x var görüyorsunuz. Peki 6'yı mı x'i mi değiştirmek daha mantıklı? İstediğini değiştir. İstediğini değiştir. Yani bir yol daha kısaysa diğer yol onun bir işlem fazlasıdır. Hiçbir şey değil. Ben burada 6 ile x'in yerini değiştireyim. Bakın 6 üzeri logaritma 3 tabanında x artı. Şurada 6 ile x'in yerini değiştirirsem 6 üzeri logaritma 3 tabanında x elde edilir ki bu da 72'ye eşitmiş. Bakın şunla şu birbirinden aynısı değil mi? Aynısı. O halde 2 tane logaritma 3 tabanında 2 tane 6 üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir 72 ise her iki tarafı 2'ye bölün. Bu gitti. Bu gitti. Burada ne kaldı? 36. Peki 6'nın kaçıncı kuvveti 36'dır arkadaşlar? İkinci kuvveti. Demek ki logaritma 3 tabanında x eşittir 2'ymiş. Yani 3'ün karesi x'e eşitmiş. 3'ün karesi x'e eşitse x eşittir 9'dur. Bu 1. Soruda bizden ne istenmiş? Logaritma kök x tabanında 3. Yani logaritma kök 9 kaçtır arkadaşlar? 3 tabanında 3 istenmiş. O halde cevap nedir? 1'dir diyebiliriz. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş. Geçtim bir diğer soruma. X üzeri log 5 ile 5 üzeri log x'in toplamı 50. Burada da yine 5 ile x'in yerini değiştirelim. Ve 5 üzeri logaritma x ile 5 üzeri logaritma x'i toplayıp 50 diyelim. Burada 2 tane logaritma x 50 ise bir tane 5 üzeri logaritma x kaçtır? 25'tir. Peki 5'in kaçıncı kuvveti 25'tir? İkinci. Demek ki logaritma x kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Bunun tabanı 10 olduğu için 10'un karesi x'e eşittir. Yani 10'un karesi 100. 100 x'e eşittir. O halde cevap Deniz'dir diyeceğiz. Hatırlatma. F fonksiyonunun tersi alınırken f fonksiyonunda x'i yalnız bırakıp x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazarız denilmiş. Ama logaritmik fonksiyonlarda kafamız karışmasın diye benim size fonksiyonlarda ters alma işlemini öğrettiğim yerde güzel bir yöntem vardı. Logaritmada sırf bu yöntemi uygulayarak tersini kolay bir şekilde alabiliriz. Şimdi o yöntem üzerinden gidelim. Biz ana fonksiyonda x'e uygulanan işlemleri tek tek yazalım. 1. 1 çıkarılmış. Değil mi? 1 çıkarmış. Sonra 2. 3 tabanında üs almış. 3 tabanında üs almış. Ve çıkarmış diyelim şuraya da. Üçüncü yöntem olarak da 2 eklemiş bakın. 2 de eklemiş. Bitti mi? Bitti. Şimdi ben ne yapacağım? Tersten başlayacağım. Ve bütün işlemlerinde tersini yapacağım arkadaşlar. Yani buradan başlayacağım. 2 eklemenin tersi nedir? 2 çıkarmaktır. 3 tabanında üs almış. Üstel fonksiyonun tersi neydi? Logaritmaydı. Yani sen 3 tabanında logaritma alacaksın. Ve son olarak 1 çıkarmış diyor ya. Sen de 1 ekleyeceksin. Demek ki benim fonksiyonumun tersi bu. Yalnız şıklarda yok. Ne yapacağız? O halde logaritma 3 tabanında x eksi 2'ye şu 1'i logaritma 3 tabanında 3 diye yazacaksın. Ve toplayacaksın. Yani içlerini çarpacaksın. Logaritma 3 tabanında 3x eksi 6 yapar arkadaşlar. Benim fonksiyonumun tersi. Yani cevap Denizli seçeneği olacaktır diyeceğiz. Bir de buna bakalım. 1'e 1 ve örten olduğu değerler için. Fx eşittir. E üzeri 1 eksi 3x bölü 2 fonksiyonunun tersi nedir? Uygulayalım bakalım dediğimiz yöntemi. Şöyle yapalım. Bakın. Önce ne uygulanmış? Eksi 3 ile çarpılmış. 1. Eksi 3 ile çarp. Sonra 2. 1 eklenmiş arkadaşlar. Üçüncü adımda E tabanında üs alınmış. E tabanında üs almış. Ve son adımda, dördüncü adımda 2'ye bölmüş. Şimdi ben ne yapacaktım? Tersten başlayacağım ve bütün işlemlerimde tersini yapacağım. Yani 2'ye bölmek yerine 2 ile çarpacağım. E tabanında üs almak yerine E tabanında logaritma alacağım. Yani elenini alacağım. 1 eklemek yerine 1 çıkaracağım. Ve eksi 3 ile çarpmak yerine eksi 3'e böleceğim.
Şurasını artı yaparsam burası eksi, burası artı olur. Dolayısıyla cevabımız 1 eksi ln 2x bölü 3 olacakmış. Yani denizde olacakmış diyeceğiz sevgili gençler. Bu şekilde üs almak hem daha kolay hem de daha hoşuna gidecektir. Verilen logaritmik ifadeleri toplamak ya da çıkarmak için aynı tabanda olmaları gerekir. Eğer aynı tabanda logaritmik ifadeler yoksa taban değiştirme kuralını kullanabilirsiniz. Hani o en başından beri tabana çok dokunamıyorduk ya, tabanın köküne hiçbir şekilde dokunamıyorduk ama aslında en kolay değiştirilebilen şey tabandır arkadaşlar. Yani sen burada logaritma b tabanında c'yi şu şekilde yazabilirsin. Ben hiç a işin içinde yok, bak a diye bir sayı yok işin içinde ama burayı a ve burayı a yazdıktan sonra üstte kalanı üsttekinin içine, altta kalanı alttakinin içine yazabiliyorsun. Bundan da şu sonuç çıkarabilirsin. Ya da o sonucu çıkarmadan önce şöyle diyelim. Mesela logaritma 2 tabanında 7. Ben bunu logaritma 5 tabanında 7 bölü logaritma 5 tabanında 2 biçiminde kolaylıkla yazarım. Bakın 5 hiç hesapta yoktu. Ama gittim 7'yi şuraya aldım. 2'yi de buraya aldım. Ve bu şekilde bir ifade geldi elime. Bu da arkadaşlar şu ifade şuna eşit oluyor. Hesap makinesinde bile yapsanız eşit çıkacaktır. Bundan çıkan sonuçlar da şunlar. Logaritma b tabanında c, logaritma log c bölü log b'ye eşittir. Niye hocam bunları böyle yazdık? Çünkü bunların tabanı 10. Bakın hiç 10 tabanı işin içinde yoktu ama 10 tabanında eşit oldular. Logaritma a tabanında c de o halde logaritma a tabanında b ile logaritma b tabanında c'ye eşittir. Bunu farklı bir kural olarak nitelendiriyorduk ama taban değiştirme kuralının bir taban değiştirme yönteminin bir özelliğidir. Alt kümesidir. Bakın aslında şu şekilde anlatıyorduk. İki logaritma çarpılıyor. Birinin tabanıyla diğerinin içi eşitse onlar gider. A tabanı da C olur diye anlatıyorduk. Sen yine bu şekilde öğrenmek istiyorsan bu şekilde öğren. Sıkıntı yok. Buradakiler eşit olmuş olsaydı bunlar da giderdi ve 1 olur derdik. Tamam. Geçtim. Bir diğer soruma. Logaritma 3 tabanında 8 x ise logaritma 24 tabanında 9 nedir diye sorulmuş. Şimdi 3 tabanında yapacağım her şeyi. Logaritma 3 tabanında 3 ile logaritma 3 tabanında 3'ü toplarsam logaritma 3 tabanında 9 olur. Tamam mı? Sonra logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 8 dersem bu da logaritma 3 tabanında 24'e eşit olur. Bunlar ne işime yarayacak? Bunları bölersem arkadaşlar logaritma şu üçleri görmezden gelip 24 tabanında 9'dur bu diyebiliriz. Ki bizden istenen şey de bu. Ben burada bunu bulurken ne yaptım? 2 tane logaritma 3 kullandım. 3 tabanında 3 kullandım. Yani 2 tane 1 kullandım. 2 bölü şurası 1'di zaten. Şurası da bana verilen ifadeydi. X 1 artı x diyebiliriz. Yani cevabımız 2 bölü 1 artı x ya da 2 bölü x artı 1'dir diyebiliriz sevgili gençler. Şu soruya bakalım. Logaritma kök 5 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 25. Şimdi ben bunu şu kök 5'i logaritma 5 üzeri 1 bölü 2 diye yazabilirim. Ve o 1 bölü 2'yi de başa atarsam 2 diye geçecektir. 2 çarpı logaritma 5 tabanında ne gelir? 3 gelir. Çarpı. Şurası da 5'in karesidir ya. O 2'yi başa atarsak 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 gelir. Şimdi bakıyorsun logaritmik ifadeler çarpılmış. Birinin tabanıyla ötekinin içi, birinin tabanıyla diğerinin içi birbirine eşit. Hiçbir şey kalmadı. O zaman logaritmalar da gitti. O halde cevap 2 kere 2'den kaçtır? 4'tür diyebiliriz. Bu sayfayı da bitirdik. Geçtik bir diğer sayfamıza. Logaritma xy tabanında y eşittir 1 bölü 5 olduğuna göre logaritma x tabanında xy aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi sen burada şunu yapabilirsin. X çarpı y'nin 1 bölü 5. kuvveti eşittir y'dir diyebilirsin. X çarpı y'nin 1 bölü 5. kuvveti eşittir y. Şimdi burada x üzeri 1 bölü 5 dedim. Çarpı y üzeri 1 bölü 5 dedim. Buna hakkım var. Üstü sayılardan eşittir y olsun. Ve şu y üzeri 1 bölü 5'i karşıya bölüm olarak atarsak arkadaşlar şu şekilde. 1'den 1 bölü 5'i çıkarırsan x üzeri 1 bölü 5'in de aslında y üzeri 4 bölü 5'e eşit olduğunu ve şu bölü 5'leri de görmezsen x'in aslında y üzeri 4 olması gerektiğini söyleyebilirsin. X y üzeri 4'müş arkadaşlar. Peki x gördüğümüz yere artık y üzeri 4 yazabilir miyiz? Yazarız.
logaritma y üzeri 4 tabanında y üzeri 4 ile y'yi çarparsak ne gelir? Y üzeri 5 gelir. Bunu da bu 4'ü başa 1 bölü 4 diye, bu 5'i de başa 5 diye atarsak çarpı logaritma y tabanında y olur. Bakın burası 1'dir. O halde cevabım 5 çarpı 1 bölü 4'ten 5 bölü 4'tür diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. 4 bölü, pardon, 2 üzeri, şu kısım şöyle. 2 üzeri logaritma, 2 üzeri, orayı niye yazmıyor bilgisayarım? Pardon, bilgisayar takılmış arkadaşlar. 2 üzeri 4 bölü logaritma 5 bölü 4. 5 tabanında 4. Sanki şuradaki biraz uzamış gibi ama orayı şu şekilde görmezden de gelebiliriz aslında. Şöyle yaparsak soru daha doğru olur. Değil mi? Şimdi geçelim, devam edelim. Ben bunu 2 üzeri 4 çarpı logaritma, bakın şununla şunu yer değiştirirsem 4 tabanında 5 yazabilir miyim? Yazarım. Pekala. Bunu da arkadaşlar 2 üzeri 4 çarpı demeyelim artık. Logaritma 4 tabanında 5 üzeri 4 diye yazabilir miyim? Vallahi mis gibi olur. Pekala. Şu 5 üzeri 4 ifadesi var ya. 5 üzeri 4 ifadesi. Ben onu şuraya alabilir miyim? 5 üzeri 4 ile 2'yi yer değiştireyim. Logaritma 4 tabanında 2 yazabilirim. Peki şu neye eşittir? 1 bölü 2'ye. 5 üzeri 4 üzeri 1 bölü 2. Peki 4 ile 1 bölü 2'yi çarparsak ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. 5'in karesi kaçtır? 25'tir diyebiliriz. Yani cevabımız kaçmış arkadaşlar? Deniz Bursa'ymış, 25'miş dedik. Bir diğer sorumuz. Bu da yine taban değiştirme ile alakalı olan bir soru. Ben bunları tek tek yukarı taşıyacağım. Peki nasıl taşıyacağım? Tabanlarıyla içlerini yer değiştireceğim. Yani x tabanında 3'e eşittir burası. O zaman yan taraf logaritma x tabanında 4'e. O halde bir yan tarafta logaritma x tabanında 5'e eşittir. Ve bunların toplamı 1'miş. Şimdi bunların tabanlarının hepsi x mi x? Ve hepsinin arasında artı işareti mi var? Evet. O zaman içlerini çarpacağız. Logaritma x tabanında 3 kere 4 12 kere 5 60. Eşittir 1 ise arkadaşlar. Ben şunu biliyorum. X üzeri 1 nereye eşit oluyordu? 60'a. Yani x üzeri 1 x 60 ise x 60'tır. Cevap da Ceyhan'dır diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. 2 üzeri x eşittir 5 üzeri y olduğuna göre x bölü x artı y oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi tabii ki yapmanın birçok yöntemi var ama ben şu geldi aklıma şu an. X artı y bölü x sorulmuş olsun. Yani tam tersi sorulmuş olsaydı. Ben bunu hesaplayacağım, sonra bulduğum sonucu ters çeviririm. X bölü x artı y bölü x dersek bu ne olur? 1 artı y bölü x olur. Güzel, güzel. Şimdi 2 üzeri x eşittir 5 üzeri y diye bir ifademiz var bizim, değil mi? Aynen öyle. Peki ben şu şekilde bir şey yapsam olur mu? Her iki tarafın 2 tabanında logaritmasını alsam. Ya da hatta her iki tarafın direkt logaritmasını alsam. 10 tabanında. Logaritma 2 üzeri x eşittir. Logaritma 5 üzeri y olur. Ve hatta şu x de şu y'yi de başlara atarsam x çarpı logaritma 2 eşittir y çarpı logaritma 5 olur. Bana bir tane y bölü x lazımdı. Dolayısıyla bu x'i bu tarafa, log 5'i bu tarafa atarsam logaritma 2 bölü logaritma 5 eşittir y bölü x olur. Ki logaritma 2 bölü logaritma 5 de logaritma 5 tabanında 2'dir aslında. Peki arkadaşlar, şu y bölü x'i bulduk biz. Bize ne lazımdı? 1 artı y bölü x, yani logaritma 5 tabanında 2 lazımdı. Ben bunu log 5 tabanında 5 artı log 5 tabanında 2 diye yazabilir miyim? Yazarım, çünkü burası 1'in ta kendisi. Bunları da toplarken içlerini çarptığımız için logaritma 5 tabanında 10 diyebiliriz. Şimdi benim bulduğum cevap bu. Ama ben ne dedim? Şunu bulduktan sonra ters çevirmem gerekiyor. Çünkü bana bu sorulmamış. Peki ben bunu ters çevirirsem ne olur? Logaritma 10 tabanında 5 olur. Ki bu da log 5'in ta kendisidir. Çünkü 10 tabanı olduğu zaman tabanı yazmıyorduk. Cevabımız Ceyhan diyebiliriz artık. 6. sayfanın sağ üst tarafına geçiyoruz. Üstel ve logaritmik denklemler diyeceğiz. Bilinmeyenin logaritmalı bir ifade içinde olduğu denkleme logaritmik denklem denir. A dediğimiz sayı, birden farklı pozitif bir reel sayı, b reel sayı ve fx ve gx iki fonksiyon olmak üzere, eğer ki
A üzeri fx, a üzeri gx'e eşit ise bunun gerek ve yeter şart ne diyorduk? Fx gx'e eşittir. Güzel. Logaritma a tabanında fx de logaritma a tabanında gx'e eşitse gene bu sefer içler de birbirine eşit olmak zorunda diyoruz. Tabii ki burada fx de gx sıfırdan büyük olmak zorunda. Eğer logaritma a tabanında fx de a tabanında gx toplanıp b'ye eşit oluyorsa biz şunu biliyoruz ki artık fx de gx çarpılıyordu ya hani. Yani logaritma a tabanında f çarpı g eşittir b ise a üzeri b içeriye eşit olacaktır. Yani f ile g'nin çarpımı a üzeri b olacaktır. Bölünüyorsa da aynı muhabbet geçerli sevgili gençler. Ve geçelim örneğimize. Örneğimize bakalım arkadaşlar. 2 üzeri 5x eşittir 3 denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi 2 üzeri 5x 3 ise sevgili gençler. Ben logaritma tanımından şunu yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir 5x'tir denilebilir. Böylelikle zaten şunu elde etmiş olursun. 2 üzeri 5x eşittir 3'ü elde edeceksin. Dolayısıyla 5x buysa x nedir arkadaşlar? Her iki tarafı 5'e bölersiniz. Logaritma 2 tabanında 3 bölü 5'tir. Yani cevap Denizli'dir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim bir diğer soruma. E üzeri x artı 16 tane e üzeri eksi x eksi 8 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Burada bir e üzeri x'im var. Bir de e üzeri eksi x'im var. Yani bir tanesi e üzeri x, öteki 1 bölü e üzeri x. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz? Ben e üzeri x'e a diyeyim arkadaşlar. 1 bölü e üzeri x dediğimiz şey de 1 bölü a'dır o halde. Madem öyle, a artı 16 kere 1 bölü a 16 bölü a'dır. Eşittir 8 diyelim. Ya da hiç uğraşmayalım. Eksi 8 eşittir 0 diyelim. Şimdi ben hepsini eşitlersem tabanlarını, yani paydalarını a kare artı a kare artı 16 eksi 8 a eşittir 0 diyebilirim. Yani a kare eksi 8 a artı 16 eşittir 0 diyebiliriz. Bir de tabanımıza tabii bölü a'mız var ama zaten a'yı karşıya attığımız zaman 0 yapıyor. A ve a diye burayı da eksi 4 ve eksi 4 diye açarsam ki zaten ifadenin kendisi a eksi 4'ün karesidir. Şu şekilde. Demek ki a burada kaç olacakmış? 4 olacakmış. Şimdi a 4 ise a diye neye demiştim ben? E üzeri x'e. Demek ki e üzeri x de kaçmış? 4'müş. E üzeri x 4 ise her iki tarafın elenini alırsam ln e üzeri x eşittir ln 4. X'i başa salladım. X çarpı ln e eşittir ln 4. Ln e kaçtı? 1'di. Demek ki x kaçmış arkadaşlar. Ln 4'müş diyeceğiz. Cevabımız da c seçeneği olacak. Geçtim 7. sayfanın ilk kısmına. Logaritmalı eşitsizlikler çözülürken. A 1'den büyükse ve a 0 ile 1 arasındaysa diye ikiye ayıracağız biz bu konuyu. A 1'den büyükse biliyorsun ki logaritma üstel fonksiyon artan biçimdeydi. O halde buradaki logaritma da artandır. Dolayısıyla x 2 x 1'den büyükken logaritma a tabanında x 2 de logaritma a tabanında x 1'den daha büyüktür. İş 0 ile 1 arasında geldiği zaman biraz karışacak. Neden? X2 X1'den büyükse logaritma A tabanında X2 logaritma A tabanında X1'den daha küçük olacak sevgili gençler. Burada küçükse büyük, büyükse küçük yazacaksın. Uyarıda da A pozitif bir reel sayı 1'den farklı ve C reel sayı. Fx de bir fonksiyon olmak üzere logaritma A tabanında Fx C'den küçük eşitsizliğini çözmeden önce fx'in sıfırdan büyük eşitsizliğini sağlayan, yani logaritmanın içerisi ne olacaktı? Sıfırdan büyük olacaktı. Bunu da unutma sen çözüm yaparken diyor. Şimdi şuna bir bakalım. Bakın direkt 3 üzeri 2, eğer burası 1'den büyükse bunu yapabilirsin. 3 üzeri 2 kaç? 9. X eksi 2, aradaki işaret küçük veya eşittir. 9'dan daha küçük olacak dedik. Demek ki x 11'den daha küçük veya eşit. Eksi 2'yi karşıya attım. Şimdi şıklarda böyle bir şey yok. İkinci çözüm de şuradan gelecek. X eksi 2 dediğimiz logaritmanın içi de sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani x'in de 2'den büyük olmasını istiyoruz. Yani 2'den küçük bir, 2'den büyük bir x'imiz ve 11'den küçük veya eşit ne bir x'imiz var. Dolayısıyla x 2'den açık, 11'den kapalı, yarı açık aralığındaymış diyeceğiz sevgili gençler. Mutlak değerin içerisine sıkıştırılmış logaritma. Ne yapacağız?
Mutlak değeri ortadan kaldırırsam eksi 3 küçüktür. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 ve o da küçüktür 3. Şu eksi 1'i ortadan kaldırabilmek için artı 1 ekleyelim 3'üne de arkadaşlar. 1 eklersem eksi 2 küçüktür. Logaritma 2 tabanında x o da küçüktür 4 olacaktır. Şimdi tabanımız yine 1'den büyük olduğu için 2 üzeri eksi 2 kaç yapar? Eksi 4. Küçüktür x. O da küçüktür. 2 üzeri 4 kaç? 16. Eksi 4 ile 16 arasında olacak. Değil mi? Peki x eksi 4 ile 16 arasında olacak ama şuradaki x'in de ben biliyorum ki sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ha, bu arada 2 üzeri eksi 2 eksi 4 yazdım. Çok özür diliyorum. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Kusura bakmayın. X sıfırdan büyük olacak dedik. Tamam, zaten 1 bölü 4'ten büyük olan sıfırdan da büyüktür. Bunu yazmamıza gerek yok. Peki 1 bölü 4'ten büyük olan ilk tam sayı hangisidir? 1. Sonra 2 var, 3 var. Devam ediyor. Kaça kadar devam edecek? 15'e kadar. Demek ki sevgili gençler, burada kaç tane tam sayı varmış x'ler için? 15 taneymiş diyeceğiz. 7. sayfanın sağ üst tarafındayız. A reel sayı ve n'de doğal sayı olmak üzere a üzeri n eksi 1 ve a üzeri n'in arasındaysa x, n eksi 1 ile n arasındadır logaritma a tabanında x diyoruz. Nasıl mı? Şu şekilde. Şimdi logaritma 1 bölü 2 tabanında 20 var arkadaşlar elimizde. 1 bölü 2'nin, 1 bölü 2'nin şöyle düşünelim. Eksi 4. kuvveti ve 1 bölü 2'nin eksi 5. kuvvetini düşünün. 1 bölü 2'nin eksi 4. kuvveti kaçtır? 16'dır. 1 bölü 2'nin eksi 5. kuvveti de 32'dir. Ve buradaki 20 sayısı bunların arasında bir sayı mıdır? Aynen öyle. O halde A dediğimiz sayı eksi 5 ile eksi 4 aralığındadır diyeceğiz sevgili gençler. Şurası 4. Demek ki cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği olacak diyebiliriz. Logaritma 3 tabanında 76 eşittir A eşitliğinde. A için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üstteki soruyu anlamadıysan alttaki soru, yani bu soru senin için gayet açıklayıcı olacak. Şimdi logaritma 3 tabanında 27 ile logaritma 3 tabanında 81 arasında değil midir? Logaritma 3 tabanında 76 arkadaşlar. Aynen öyle. Şöyle küçüktür diyebiliriz. Şimdi 3 tabanında 27 kaç? 3. 3 tabanında 81 kaç? 4. O halde logaritma 3 tabanında 76 3 ile 4 aralığındadır. Yani A sayısı 3 ile 4 aralığındadır da diyebiliriz. Bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi tabanlar aynı değil, içleri de aynı değil. Nasıl sıralayacağız? Şu şekilde. Logaritma 2 tabanında 7. Bu logaritma 2 tabanında 8 ile logaritma 2 tabanında 4 aralığındadır. Yani ne diyeceğiz sevgili gençler? 2 küçüktür logaritma 2 tabanında 7, o da küçüktür 3 diyeceğiz. Demek ki bu 2 ile 3 arasındaymış A sayısı. Şuna bakalım. Logaritma 3 tabanında 3 ile logaritma 3 tabanında 9 aralığında değil midir? Logaritma 3 tabanında 8 arkadaşlar. Aynen öyle. Burası kaç? 1. Burası kaç? 2. Demek ki bu da 1 ile 2 aralığındaymış. Logaritma 4 tabanında 1 ile logaritma 4 tabanında 4 aralığındadır logaritma 4 tabanında 3. O halde sevgili gençler, burası kaçtır? 0. Burası kaçtır? 1. Demek ki bu sayı, yani C, 0 ile 1 arasındaymış. İşte küçükten büyüğe doğru sırala demiş. C sayısı 0 ile 1, B sayısı 1 ile 2, A sayısı da 2 ile 3 aralığında bir sayıysa C B'den, B de A'dan küçüktür. Demek ki cevabımız C B A olacak sıralaması. Cevap Edirne'dir diyebiliriz. Geçtim 8. soruma. 8. sayfama geçtim. İlk sorumdayım. Logaritma 3 tabanında 4, logaritma 4 tabanında 4 ve logaritma 5 tabanında 4. Bunları sırala demiş. Şimdi logaritma 3 tabanında 4 dediğimiz sayı 3 tabanında 3'ten büyük olduğu için, logaritma 3 tabanında 3'ten büyük olduğu için 1'den büyüktür. Logaritma 4 tabanında 4, 1'e eşittir. Bu da logaritma 5 tabanında 5'ten daha küçük olduğu için 1'den küçüktür. O halde sıralama gayet kolaydır. C küçüktür, B küçüktür, A bana cevabı verir. Yani cevap Denizli seçeneği olacakmış. Logaritma 11, logaritma 102'dir. Neden? Çünkü onun birinci kuvveti 10'dur ve onun ikinci kuvveti 100'dür. Dikkat ettiyseniz iki basamaklı 10 sayısının logaritması 1 ve 3 basamaklı 100 sayısının logaritması 2'dir. Yani logaritmanın sonucu neyse basamak sayısı bunun bir fazlası kadardır. O zaman logaritma 50 için
10 ile 100 arasında olduğu için logaritmalli de 1 ile 2 arasındadır. Logaritma 300 ise 300, 100 ile 1000 arasında olduğu için logaritma 300 de 2 ile 3 arasındadır. Demek ki basamak sayısı logaritma değerinin kısmının bir fazlasıdır. Şimdi şuna bakalım. Logaritma 2 0,301,03 olduğuna göre 2 üzeri 50 sayısı kaç basamaklıdır? Hemen 2 üzeri 50'nin logaritmasını alacaksın. 50'yi başa fırlattın. Ne geldi? 50 çarpı logaritma 2 geldi. Logaritma 2'nin sana yaklaşık olarak değerini vermiş. 301,03'müş. Peki 50 çarpı 0,301,03 dedim. Daha sonrasında bir sıfır kaydırdım. Ne oldu? 5 çarpı 3,0103 oldu. 5 ile bunu çarparsan 15,05 falan filan diye bir şey gelir. Peki bunun tam kısmı kaç? 15. O halde 2 üzeri 50 sayısı kaç basamaklıdır diyeceğiz? 16 basamaklıdır diyeceğiz. Yani tam kısmını 1 ekleyeceksin. Cevabı bulacaksın. Bir de şuna bakalım. Logaritma 5 0,69897 olduğuna göre 50 üzeri 100 kaç basamaklıdır? Logaritma 50 üzeri 100 diyeceğiz. Bu 100 çarpı logaritma 50'ye. Bu da 100 çarpı logaritma 10 artı logaritma 5'e eşittir. Şurası nedir? Log 50. Log 10 kaçtı arkadaşlar? 1. Peki log 5 neymiş? 0,69897. 1 eklersem ne olur? 1,69897 olur. Peki bir de bunu neyle çarpacaksın diyor? 100 ile. Peki ben bunu 100 ile çarparsam iki tane virgülü sağa kaydırmış olmam gerekmiyor mu? 169,897 olur. Peki bunun tam kısmı kaç? 169. Cevap ne? 170 diyeceğiz. Geçtim sağ üst tarafa. Logaritma x küp 6,12 olduğuna göre x üzeri 4 kaç basamaklı bir sayıdır? Yani logaritma x üzeri 4'ü bulacağım ben. 4'ü başa atarsam 4 çarpı logaritma x'i bulacağım. Peki 3'ü başa atarsam 3 çarpı logaritma x eşittir 6,12 miymiş? Aynen. O zaman logaritma x nedir? 3'e bölersem 2,04'tür. Demek ki şurası neymiş? 2,04. 4 ile çarparsam ne gelir? 0,16 gelir. Peki 8,16. 8'in bir fazlası kaç? 9. O zaman cevabımız C seçeneği olur diyeceğiz. Şuna bakalım arkadaşlar. X bir tam sayı olmak üzere logaritma x 3,1 ile 3,2 arasındadır. X üzeri 10 kaç basamaklıdır diyorsa logaritma x üzeri 10'u hesaplayacağım. Yani 10 çarpı logaritma x diyeceğim. Logaritma x 3,1 ile 3,2 arasındaysa 10 çarpı logaritma x 31 ile şöyle diyebiliriz 32 arasındadır. 31 ile 32 sayı 31 ile 32 arasındaki sayı 31 küsuratlı bir sayıdır. Bunun tam kısmı 31 olduğu için sayımız kaç basamaklıdır? 32 diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim 9. sayfama. Logaritma fonksiyonun grafiği var. Logaritma fonksiyonun grafiği çizilirken izlenecek yöntemleri verelim. A pozitif bir reel sayı birden farklı. M ve N reel sayı ve M sıfırdan farklı olmak üzere fx dediğimiz fonksiyon mx artı n olsun. Y eşittir logaritma a tabanında fx şeklindeki logaritma fonksiyonunda a birden büyükse fonksiyon artan, sıfırla bir arasında ise fonksiyon azalandır. Bu değerli bir bilgi. Taban birden büyükse artan demiştik. Taban sıfırla bir arasındaysa arkadaşlar o zaman fonksiyonumuz azalandır diyoruz. Verilen logaritma fonksiyonunun tanım aralığı belirlenir. Önce tanım aralığını belirliyorsunuz. Diğer fonksiyon grafiklerinin çizimlerinde olduğu gibi. fx eşittir a ise y eşittir 1'den. F'in tersinde a ve 1. Tamam mı? A'ya 1. fx eşittir 1 ise y eşittir 0'dan f'in tersinde 1'e 0 noktaları işaretlenip grafiğini çiziyorsun. Yani ben sana burada yapman gerekenleri şimdi örnek olarak veriyorum. İyi dinle. Bunun tabanı 10, 2x eksi 2. Bu fonksiyonun grafiğini çizelim. Fonksiyona taban birden büyük olduğu için fonksiyon bir kere artan olacak. Yani tabanımız 10 çünkü. Peki logaritma fonksiyonunun tanım aralığında da x 2'den büyük mü olacak? Aynen öyle x 2'den büyük olacak. Son olarak x'e 3 verirsem logaritma 10 tabanında 1 olur ve burası da 0 mı olur? Demek ki x eşittir 3 için y eşittir 0 oluyor. Yani 3'e 0'dan geçecek. Bir de 1'den geçtiği noktayı bulacaksın. Onun için de logaritma 10 tabanında x eksi 1, x eksi 2 demiştik ya.
12 eksi 2 dersen 12 için nereden geçecek? 1'den geçecek. Çünkü bu logaritma 10 tabanında onu verir bize. O halde artık şunları gösterebiliriz. 3 için 0'dan geçiyordu. 12 için 1'den geçiyordu ve 2'den büyük olacak diye x'ler. Şu şekilde asimtotunu çiziyorsun. Bak buna da eskiden asimtot diyorduk. Müfredatımızda vardı ama artık yok. Asimtot diyoruz, tamam mı? Buna teğet olacak biçimde artacak ve hem 3'e 0'dan hem de 12'ye 1'den geçecek. Ve artarak devam edecek. İşte bu fonksiyonun grafiği budur diyeceğiz sevgili gençler. Peki sana fonksiyon grafiği mi çizdirecek? Tabii ki hayır. Şöyle bir bakalım. X eksi 2 bölü 2. 3 tabanında. Grafiği nedir? Şimdi içeriği sıfırlayan değer nedir? X eşittir 2. X eşittir 2 diye asimtotum olacak. Bak burada var, burada var, burada var. Bunda yok. Ve alttakine bakalım. Burada da yok. Yani cevabımız A, B veya C şu an. Peki ben içeriye x'e 4 verirsem 4 eksi 2, 2, 2 bölü 2'den 1 gelir ve 4 için 0'dan mı geçer? Aynen öyle. Bak bu 3 için 0'dan geçmiş. Gitti. Bu 4 için 0'dan geçmiş. Bu da 4 için 0'dan geçmiş. Fakat tabanımız 3 ve 3 sayısı birden büyük olduğu için fonksiyon artandır diyeceğiz. Bak bu azalan. Bu da gitti. O halde cevap Ceyhan'dır diyebilirsin. Bu şekilde eliminasyon yaparak cevapları da bulabilirsin. Peki hocam burada bilinmeyenler var. A var, B var. Onlara ne yapacağız? Bak şimdi ne yapacağız? Asimtotumuz ne olacak bir kere bizim? X eşittir 3 olacak. İçeriği sıfırlayan değer. Asimtot burada ne olarak verilmiş? A olarak verilmiş. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 3. İçeriği sıfırlayan değer nedir? 4 değil midir? Yani pardon, içeriği 1 yapan değer. 4'ten 3 çıkar. 1. Demek ki C üzeri bir şey eşittir 1 olacaksa bu 0 olmalı. Demek ki arkadaşlar B nedir? 4'tür. Demek ki B de 4'müş. A ile B'nin toplamı sorulmuş bize. İkisini toplarsam ne olur? 7. O halde cevabım da 7'dir diyeceğim sevgili gençler. Geçtim alttaki sayfamda ilk soruma. Şekilde grafiği verilen fonksiyon f(x) eşittir 3 üzeri a eksi x. Bak bu üstel bir fonksiyon. F'in tersinde 9 nedir? Yani 3 üzeri a eksi x'i 9 yapan x değeri kaçtır diye soruluyor bize. Ben a'yı bulabilir miyim? Bir kere x gördüğüm yere 3 üzeri a eksi 0 yazdığımda bu nereden geçiyormuş? 3'ten. Demek ki a eksi 0 ne olacak? Yani a ne olacak sevgili gençler? 1 olacak. Şurası da 1'miş. 3 üzeri 1 eksi x eşittir 9'sa x kaçtır diye soruluyor. 1 eksi x ne olmak zorunda? 2. O halde x kaç olmak zorunda? Eksi 1. Bu kaçtır diye sorulmuştu zaten. O halde cevabımız eksi 1'dir diyebiliriz. Şimdi sıralama sorumuz var iki tane de arkadaşlar. Daha sonrasında videomuzu noktalayacağız ama şu örnekten önce sağ üst taraftaki yani son örneğimizi çözelim. Daha sonra o örneğe döneriz. Şekilde verilen grafiğe göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Logaritma 3 tabanında 9 mu daha büyüktür? Logaritma 9 tabanında 9 mu? Bak bu 2, bu nedir? 1'dir. Demek ki taban büyüdükçe logaritma küçülecek arkadaşlar. Daha az artacak. Daha yavaş artacak. Demek ki bunun tabanı bunun tabanından, bunun tabanı da bunun tabanından daha büyüktür. O halde pozitifler arasında D C'den, C de B'den daha küçük olacak sevgili gençler. Peki buradaki A ne hocam? Bir kere B, C, D dediğimiz hepsi de birden büyüktür. Çünkü artan fonksiyonlar birden küçük olan da A'dır. Demek ki A mecburen azalan olduğu için grafiği en küçük olacak. Bakın ne demiştik? Burada şu ne kadar yukarıdaysa o kadar küçüktür demiştik. Bu ne kadar yukarıdaysa o kadar küçüktür demiştik. Peki şuraya geçtiğimiz zaman da diyeceğiz ki sevgili gençler negatif tarafta yani x ekseninin altında kalan kısımda bu ne kadar aşağıdaysa bu ne kadar büyükse aslında şundan daha büyük üstünde gibi duruyor ya aslında daha altında bu da o kadar büyüktür diyeceğiz sevgili gençler. Yani C burada f(x)'in tabanı olan C burada B'den daha büyük olacak arkadaşlar. Peki bunların ikisi de birden küçük mü? Küçük. Zaten h fonksiyonunun tabanı artan fonksiyon olduğu için en büyük olacak. Yani cevabımız B küçük, C küçük, 1 küçük, A olacak. Çoğu kuralda olduğu gibi matematikte pozitifler için verilen kurallar negatifler için tam tersidir sevgili gençler. Bu yüzden B küçük, C küçük, 1 küçük, A diyebiliriz. Bu da hangi seçenekte verilmiş?
BC1A C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet. Bu videonun ve bu güzel soruların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videolarımızda ve diğer sorularımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.